Aziz dostlar, efirdə geosiyasət verilişidir. Biz bu gün sizlə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı barəsində və həmin ərazilərin adaletli şəkildə yerinə bərpa olunması barəsində danışacağıq və bununla bağlı proseslər necə cərayənledir, bu məqamlara toxunacağıq. Verilmişiz qonağı Türk Əcmiriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səlahiyyətli və fəvqalədə səfiri cənab Ərkan Ozaraldır. Xanım cənab səfir. Respublika də gedən proseslər və bizim ə, ə, ərazilərin adrettə şəkildə yenidən Azərbaycanə qaldırılması barəsində ordumuz tərəfindən görüşsə bu barədə danışacağıq və təbii ki qardaş Türkiyənin burada olan rolu və siyasi məqamlarla toxunacağıq və diplomatik məqamlarla toxunacağıq və əslində ki siz bu əldə olmuş adımlar varisində bizlə fikrinizi bölüşəcəksiniz. Hoş geldiniz. Mən öncəliklə 18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edərək sözləməyə başlamaq istəyirəm. Bu gerçekten de Türk milletinin tarihinde çok önemli bir gün. Sadece Azerbaycan için değil ama bütün Türk milleti için çok önemli bir gün. Azerbaycan'ın 1918'de ilan eden ilan edilen demokratik halk cumhuriyetinden sonra 1991 senesinde tekrar müstakilliğini ilan etmesi bana göre dünya tarihine geçecek bir olay. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında e, bu olay kilometre taşlarından biri. Çok önemli bir merhale. E, ve e, Baltık Cumhuriyetlerinde başlayan bir takım hareketlerin, halk cephesi hareketlerinin Azerbaycan'a da yansımasından sonra burada halkın ayaklanışı, bu yıkılışın, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının bu yolu açan, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının yolunu açan en önemli olaylardan biri oldu. Tabii ki Azerbaycan'da halkın ayağa kalkması, halkın müstakillik istemesi boşuna olmadı. 71'lik yıllık bir Sovyet rejiminin büyük baskısından, kurtulma arzusunun yanı sıra bu arzuyu ateşleyen, müstakillik ate ate alevini yakan, ateşleyen bir unsur da e Azerbaycan'ın topraklarına yönelik tecavüzkarlık oldu. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına, Azerbaycan halkına, Sovyetler Birliği'nin bütün tarihi boyunca aslında hiç de kesilmemiş olan teca tecavüzkarlığının bu defa yeni bir mahiyette ortaya çıkmasının e neticesi oldu bir yandan da. Ve Azerbaycan halkı kendi geleceğine sahip çıkarak müstakilliğini ilan etti. Ee, bu bağımsızlığın 29. yıl dönümü bütün Azerbaycan'a ve bütün Türk dünyasına kutlu olsun diyorum ben. Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Çok ee, Tabii ki bugün yaşadığımız olayları bundan 30 sene, 29-30 sene önce yaşadıklarımızdan ayrı olarak düşünmek mümkün değil. Bugün o zamanlarda yapılanların sonuçlarını e, düzeltmeye çalışıyor Azerbaycan hükümeti. Azerbaycan müstakilliğini ilan etti ama çok büyük de bir kaos durumuyla karşılaştı. Bir yandan e, karşıdaki saldırgan, bu saldırganlığını hiç bitirmeden Azerbaycan'a hücumlarına devam etti. 1992 senesinde, 1993'te Azerbaycan topraklarını işgal etmeye devam etti. Ve o zamanlar başlayan işgal bugüne kadar geldi. Ee, Azerbaycan çok şükür ki aradan geçen bu yaklaşık 30 yıllık dönem içinde kendisini çok iyi toparladı. Bugün e, dünyada sözü dinlenen, sözüne kıymet verilen ülkelerden biri haline geldi. Ve kendini artık ispatladı. Dünyada kendine has bir yeri oldu Azerbaycan'ın artık. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Azerbaycan'la gurur duyuyoruz. E, biz çünkü başından beri hep söylüyoruz. Azerbaycan'ın umumi, milli lideri, bugünlerini kuran e, Haydar Aliyev'in de dediği gibi Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millettir. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Sovyetler Birliği'nin aramıza bir demir perde indirmiş olması, bizi birbirimizden ayırmış olması, bu hakikati hiçbir zaman değiştirmedi. Aksine e, Türkiye'de insanlar gönüllerinde hep Azerbaycanı yaşattılar. Aynı şekilde Azerbaycan'da da halk Türkiye'yi yaşattı ve sonuçta e, müstakillikten sonra da bugünkü ilişkilerimizin bu güzel seviyesine, bugün geldiği bu büyük seviyeye, muhteşem seviyeye ulaşmış olduk. Bundan sonra tabii ki devlet başkanlarımızın bize gösterdiği yolda bu münasebetleri daha da ilerilere taşımak için bizler de elimizden geleni yapacağız ve bu prosese şahsen e, verebileceğimiz ne destek varsa vermeye çalışacağız. Çok sağ e, Sayın e, Sefir, Canım Sefir. Son zamanlar e, gündemde olan bu sistemə bağlı bir sıra fikirlər söylənilir. Təbii ki, biz bilirik ki, hal-hazırda Azərbaycan öz ərazilərini nazadır və bütün bu hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın ərazilərinin bütövlüyü üzərində qurulmuş əməliyyatlardır və bunlar öz özlüyündə BMT-nin Təhlükəsiz Şurasının verdiyi qətnamələr üzərində qurulub. Yəni bu proseslər partikular şəklində baş vermir. Və həm Türkiyə dövləti, NATO üzvü, həm Azərbaycan, həm Rusiya, həm Türkiyə, həm Ermənistan, başqa başqa ölkələrdə. Və bir sıra ə, ölkələr Azərbaycanı burada susdurur ki, biz Türkiyəyə burada ordusunu istifadə edir. Türkiyə Azərbaycana Suriyadan ə, Al- Nusra terror təşkilatları gətirib. Lakin bizim ə, dörd başlığımız kimi heç bir delil ve subut ortaya çıkarda Ben istedim ki, bu barada biz fikirde ...bölüşesiz bizim tanıştıklarından. Bakın biz Türkiye olarak Azerbaycan'ı müstakilliğini ilan ettiği ilk günden itibaren her bakımdan destekleme, destekledik. Bu desteği vermek için elimizden gelen çabayı harcadık. Türkiye olarak Azerbaycan'daki bizim ilk temsilciliğimiz Bakü'de daha müstakillikten önce açıldı başkonsolosluk olarak ve daha sonra Büyükelçiliğe çevrildi. Bu Türkiye ile Azerbaycan arasında diplomatik münasebetlerin korunmasından sonra Büyükelçiliğe çevrildi ve Türkiye Azerbaycan'ın müstakilliğini tanıyan ilk devlet oldu. Bu tabii ki boşuna değil. Türkiye ile Azerbaycan olarak biz kardeşiz. Biz iki devlet, bir milletiz. Ve Azerbaycan'ın müstakilliğini ilk tanıyan devlet olmak da bizim tabii ki kardeşlik borcumuzdu. Biz o dönemden başlayarak Azerbaycan'a gelişmesi için, kalkınması için ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye gayret ettik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz ve aradan geçen 29-30 yıl bize şunu gösterdi ki Türkiye ile Azerbaycan birlikte daha güçlü. Bizler birlikte oldukça, birbirimize omuzumuzu verdikçe, birbirimize sırtımızı dayayıp dayadıkça birbirimizden güç alıyoruz ve daha büyük işler yapabilmek için daha ileri adımlar atıyoruz. Türkiye bugün de Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ın yanında. Azerbaycan'ın toprakları 30 yıldır işgal altında ve bu işgalin sona erdirilmesi için maalesef uluslararası platformlarda yapılan doğru dürüst bir çalışma yok. Agit'in Mis grubunun çalışmaları Azerbaycan topraklarının kurtarılması için maalesef yetmedi. Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti ama 1991 yılında bağımsızlıkla birlikte çok büyük de bir kaosa ve çok büyük bir problemin içine girdi. Bu yukarı Karabağ problemi daha Sovyetler Birliği yıkılmadan önce başlayan bu problem Azerbaycan'ın bugüne kadar o, dev, o zamandan devralınan büyük bir yük olarak geldi. Şu anda 1 milyonu aşkın kardeşimiz hala kaçkın ve göçkün konumunda ee, ve yurtlarının hayaliyle yaşıyorlar, yurtlarının vatanlarının özlemiyle yaşıyorlar. Kendi doğdukları yerlere, büyüdükleri yerlere dönmek isteğiyle yaşıyor bu kardeşlerimiz. Ve bunların Azerbaycan'da doğmuş olan çocukları maalesef henüz oraları göremediler. Onun için bu problemin bir an önce halledilmesi gerekir. Ve bu problemin halli için biz Türkiye olarak Azerbaycan'a gereken ne destek varsa elimizden gelenin de ötesinde yardım etmeye, desteğimizi buraya vermeye gayret ediyoruz. Ee, Azerbaycan'ın aradan geçen bu 29-30 yıllık dönemde çok büyük bir ilerleme sağladığını biz de Türkiye olarak gururla görüyoruz. Bugün Azerbaycan dünyada ekonomik olarak parmakla gösterilen örnek olarak gösterilen ülkeler arasında çok hızlı bir gelişme kaydetti. Ee, Azerbaycan refah seviyesini çok ciddi biçimde çok aşağı aşağı seviyelerden alarak e, bugünkü e, bu müreffeh seviyesine getirdi. Aynı şekilde Azerbaycan'da Güvenlik koşullarında, sosyal hayatta, günlük hayatta da aradan geçen süre içinde çok büyük değişiklikler meydana geldi. Ve bu e, sürenin sonunda Azerbaycan artık kendi topraklarına sahip çıkarak kendi topraklarını geri alma arzusunda. 30 yıldır e, Agit'in Minsk grubu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda bu konuda maalesef herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Birleşmiş Milletler'in 1993 yılında 94 yılında kabul ettiği kararlarda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği ve bu topraklardan bir an önce çekilmesi gerektiği kayıt altına alınmıştı. Bu kararların gereği bugüne kadar yerine getirilmedi ve Azerbaycan halkında, Türkiye halkında bu konuda çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Azerbaycan topraklarının tekrar gerçek sahibine gelmesi yukarı Karabağ probleminin Azerbaycan'ın istediği şekilde çözümlenebilmesi için biz Türkiye olarak elimizden gelen gayreti veriyoruz ve gayreti gösteriyoruz ve Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar harcanan diplomatik çabalar maalesef bir sonuç vermedi. Elbette ki hem Türkiye hem Azerbaycan bu problemin askeri yollara başvurulmadan barışçı yollarla haldini istemekte. Gerçek arzumuz budur ama karşımızdaki saldırgan bunu anlamamakta ve dünyanın bu konuda kendisine herhangi bir baskı yapmaması, herhangi bir yaptırıma maruz kalmaması neticesinde de kendini ödüllendirilmiş olarak hissetmekte. O toprakları kendine adeta bir hakmış gibi görmekte. Ee, Azerbaycan bu konuda artık sabrının sonuna geldi. Biliyorsunuz bu senenin 27 Temmuz'unda, 27 yıl tarihinde Ermeni kuvvetleri Tovuz'a hiç beklenmedik bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırı Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından yüzlerce kilometre ötede Azerbaycan-Ermenistan devlet serhattinin tanındığı hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak bir bölgede meydana geldi. Ve Azerbaycan'ın e, enerji kaynaklarının, Azerbaycan'ın dünyaya ulaşım kaynaklarının, ulaşım imkanlarının bulunduğu çok stratejik bir bölgede meydana geldi. Tabii ki e, buna kayıtsız kalmak mümkün değil. Biz Türkiye olarak Ermenistan'ın bu saldırganlığına başından beri karşı çıktık. Ve e, Ermenistan maalesef bu olaydan sonra da Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarına hiç ara vermedi ve e, Azerbaycan topraklarına ateş açmaya başladı sonunda 27 sentyabr 27 Eylül tarihinde bazı köylere ateş açması sonucu artık bardağı taşıracak son damla da düşmüş oldu ve bunun sonucunda Azerbaycan kendi topraklarını kurtarabilmek için bir harekata başladı. Biz bu operasyonda da Azerbaycan'a elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu açıkladık. Şu anda da veriyoruz. Haklı davasında biz sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız ve Azerbaycan'ın yanında sonuna kadar bu durmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Azerbaycan bizim kardeşimiz olduğu için yapmıyoruz. Azar çünkü Azerbaycan aynı zamanda haklı olan taraftır. Adaletsizliğe uğrayan taraftır ve bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi, bir an önce telafi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki bizim için de Azerbaycan için de öncelikli yol diplomatik yollardı. Ama maalesef bu noktaya gelinmek zorunda kalınmıştır. Ve bu noktaya gelinmesinin esas sorumlusu son yıllarda kışkırtmalarını, provokasyonlarını girttikçe arttıran Ermenistan yönetimidir. Ben dünyadaki herkesin Azerbaycan'da Azerbaycan'ın haklılığı konusunda bir an önce harekete geçip Ermenistan üzerinde baskı yaparak işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması için ciddi adımlar atacağını İnşallah temenni ediyorum bu adım atılsın ki e, Azerbaycan topraklarına kavuşsun, kardeşlerimiz yurtlarına dönebilsin, daha fazla can kaybı gerçekleşmeden bu problem bir an önce hallolsun. E, Azerbaycan'ın bu konuda topraklarını kurtarmak için çok kararlı biçimde hareket ettiğini görüyoruz. Ve bu hareketinde, bu harekatında biz de Türkiye olarak Azerbaycan'a elimizden gelen her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Hal-hazırda gündəmdə olan məsələlərdən biri, ə, biz görürük ki, Minsk qrupun həmsədrləri əldə edilmiş mandatı icra edə bilmirlər. Yəni biz görürük ki, 30 ilə yaxın, 27 ilə yaxın bu proseslər irəliyə getmir. Yəni işğal baxmayaraq ki, belə halı buq, BMT-nin qatnamələri Erməni qoşumlarının əraziləri tərk etməyinə məcburi məna haqqında qərar veribsə bu icra olunub. Və təbii ki Azərbaycan da və ölkə başçımız da bunu dəfələrlə deyib ki, bu protestlarda Türkiyə iştirak etməlidir. Lakin bir sıra qüvvələr qəfpdə deyir ki, yox, Rusiya birəs məsələyə başqacür baxır. Nə deyə bilərsiniz bu barədə, cəmsəfir? Minsk qrupunun çabaları 30 senedir maalesef herhangi bir sonuç vermedi. Ve biz Türkiye olarak bu sonuçtan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Aradan geçen 30 sene içinde Yukarı Karabağ probleminin çözümü konusunda bugüne kadar maalesef ciddi hiçbir adım atılmadı. Dünyada çeşitli problemler var, çeşitli krizler var, buhranlar yaşanıyor. Ve e, bugün bütün dünya Ukrayna'nın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını sıklıkla vurguluyor. Biz muhataplarımıza her zaman şunu söylüyoruz. 30 senedir Azerbaycan toprakları da işgal altında. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, sınırlarının dokunulmazlığı ilkesi Azerbaycan karşısında ihlal edilmiş durumda. Karşımızda bir saldırgan var, bir agresör bir devlet var. Fakat buna karşı hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu devlete karşı hiç kimsenin e, harekete geçmeyi düşünmediğini görüyoruz. Bu tabii ki bizde bir üzüntü yaratıyor. Çünkü Azerbaycan bizim için Anadolu'dan farksızdır. Burası da bizim vatanımızdır ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin çektiği acılar bizim de acılarımızdır. Yukarı Karabağ bütün Türk milletinin de kalbinde bir, büyük bir yaradır. Ve bu yaranın bir an önce artık daha fazla vakit geçirilmeden tamir edilmesi gerekir. Mins grubu üyeleriyle sürekli olarak temastayız biz ve bu grubun eş başkanları geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiler ve orada kendilerine şu mesaj açıkça verildi. Artık Mins grubu olarak Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması konusunda daha konkret adımlar atılmasının vakti gelmiş geçmiştir. Bugünkü içinde bulunduğumuz bu hareketsizlik durumu Azerbaycan'a karşı büyük bir adaletsizliktir. Mis grubundan beklentimiz bundan sonra problemin çözümü yolunda yaratıcı yeni fikirlerle ortaya çıkarak bu çözüm konusunda daha e, konkret adımlar atılmasıdır. Fakat maalesef bu konuda da çağrımıza bugüne kadar bir cevap alabilmiş değiliz. Bugün e, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırganlığına cevap vermek için 27 Eylül'de başlattığı bu harekat tabii e, bu problemde bütün dengeleri alt üst etti yeni bir dönemin başlangıcına sebep oldu. Biz umut ediyoruz ki bu yeni dönemde problem bir an önce hallini tapar ve bu adaletsizlik artık ortadan kaldırılır. Bakın Bosna Hersek'ten bahsettiniz, Ukrayna'dan bahsettiniz, Gürcistan'dan bahsettiniz. Bosna Hersek'te bu akan kanın durması için Türkiye ciddi biçimde çaba harcadı. Orada da kardeşlerimiz kurban durumuna düştü. Siz orada olmuşsunuz, Srebrenica'da yaşananları, Bosna Hersek'in her köşesinde yaşananları hepimiz gözlerimiz yaşararak izledik o dönemde. İçimizde büyük bir acı biriktirdik o dönemde. Ve nihayet problem çözüldü. Bugün Bosna Hersek'te kardeşlerimiz güven içinde daha rahat bir hayat yaşamaktalar. Aynı şey tabii ki Azerbaycan için de gerekli. Bugün dünya Ukrayna'ya karşı gerçekleştirilen saldırganlığa, karşı çıktığını söylüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bütünlüğüne saygı duyduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'daki Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğini, birliklerini oradan çekmesi gerektiğini söylüyor. Aynı şekilde Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne karşı düzenlenmiş olan saldırganlığa da bütün dünya tepki gösteriyor ve Rusya'nın bu, bu konuda da adım atması için çağrılar yapıyor. Ama maalesef aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen dünya kamuoyu yukarı Karabağ problemi konusunda neredeyse unutmuş durumda. Bir suskunluk içinde ve bu mevcut durumu, mevcut statikoyu nerede kabul neredeyse kabullenme noktasına gelmiş durumda. Yukarı Karabağ konusunda, Yukarı Karabağ'ın statüsü, Yukarı Karabağ'ın e, toprakların durumu konusu e, elbette tartışılabilir. Azerbaycan buna açık olduğunu, Yukarı Karabağ'a en yüksek statüde muhtariyet vermek gerektiğini bizzat Cumhurbaşkanı Aliyev defalarca ve verilebileceğini, bunun oturulup Ermenistan'la müzakere edilebileceğini, ilgili taraflarla müzakere edilebileceğini bizzat Cumhurbaşkanı Aliyev defalarca açıkladı. Fakat burada sohbet sadece yukarı karabağın statüsünden ya da yukarı karabağda yaşayan Ermenilerden gitmiyor. Yukarı Karabağ'ın etrafındaki 7 Azerbaycan rayonu var. Buralar doğrudan doğruya Azerbaycan toprağı. Buralarla ilgili hiçbir problem yoktu. Buralar uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın toprakları. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği dört tane kararda da buranın Azerbaycan toprağı olduğu ve Ermenistan'ın derhal işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiği açık biçimde dile getirilmişti. Bu konuda bugüne kadar hiçbir adım atılmadığı gibi Agit'in Minsk grubunun üyeleri de eş başkanları da iki tarafa eşit davrandıklarını, eşit mesafede durduklarını ilan ediyorlar. Bu çok büyük bir haksızlık. Azerbaycan'a karşı çok büyük bir haksızlık. Ben bütün görüştüğüm, temas ettiğim kendi muhataplarıma da söylüyorum bunu. Bu bir katille maktulün yani katille kurbanına eşit muameleyi yapmak. Siz katille maktulü nasıl aynı seviyede tutabilirsiniz? Bir kurbanı katille nasıl eşit eşit tutup da ona karşı aynı muameleyi gösterebilirsiniz. Katile yap yapılması gereken cezasını vermek mutlaka bir insan öldürdüğü için, bir tane cana kıydığı için hak ettiği cezayı verip ona ne gerekiyorsa yapmaktır. Binlerce kardeşimizi kaybettik biz Karabağ topraklarında. Hocalı'da Azerbaycanlı kardeşlerimiz katliama uğradılar ve o işgal altındaki topraklardan sürü kardeşimiz sürüldüler, buralara gönderildiler. Ermenistan'dan kaçmak zorunda kaldılar. Yıllarca çadırlarda, tren vagonlarında yaşamak zorunda kaldılar. bir Bu kadar insana böyle bir muameleyi reva gören bir devlete, reva gören bir yönetime, bir terörist devlete hiçbir şey yapmamak, hiçbir şekilde yaptırımda bulunmamak ve bu kardeşlerimizle aynı muameleye tabi tutmak dünyanın en büyük adaletsizliklerinden biri. Bunun bir an önce giderilmesi lazım. Ve e, bu konuda Ermenistan'a karşı bir adım atılmadıkça Azerbaycan'ın maruz kaldığı bu büyük adaletsizlik gittikçe daha da büyümekte. Elbette ki Azerbaycan'ın sabrı var ama bu sabrın da bir sınırı var. İşte bunu bugün işgal altındaki topraklarda görüyoruz. İnşallah ordumuz muzaffer olacak ve Azerbaycan'ın işgal altındaki bütün topraklarını kurtaracak. Bizler tabii ki bu problemin barışçı yollardan çözülmesi, barışçı yollarla halledilmesinden yanayız bir Türkiye olarak her zaman bunu dile getirdik. Ama karşı taraf bundan anlamadı ve Azerbaycan bu operasyonu gerçekleştirmeye mecbur kaldı. Bugün de her temennimiz Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından bir an önce geri çekilmesidir ve bunu daha fazla kan dökülmeden barış yoluyla bir an önce yapmasıdır ama karşıdakimiz karşımızdakiler bundan anlamıyorlar. Bir terörist devletle muhatabız bugünlerde. ve bütün dünyanın da bu gerçeği bilerek buna göre hareket etmesi gerekir ve AGIT'in MINS grubunun eş başkanlarının da bu konuda bu saldırganı bu tavrından vazgeçirip işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını bir an önce sahibine iade etmesi için ee, Ermenistan üzerine e, ağır baskılar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, bakın Agit'in Minsk grubunun çalışmaları bugün sadece eş başkanların, 3 eş başkan ülkenin seviyesine inmiş durumda. Ee, ve bunu da yeterli görmüyoruz. Ee, hedefimiz Agit'in Minsk grubunun 11 üyesinin de bundan sonra çözüm yolunda, daha aktif olarak harekete geçmesini sağlamak ve bu konuda biz e, taraflara çağrıda bulunuyoruz ve daha aktif biçimde e, sorunun çözümüne nasıl katkı yapabileceklerini düşünmeleri düşünmeleri düşünmelerini istiyoruz Minsk Grubunun e, üyelerinden. Agit'in Minsk Grubu bu problemin çözümü konusunda uluslararası alanda yetkili kılınmış tek organ ve bu organ maalesef bugüne kadar bir atalet içinde oldu, yeterli çabayı göstermedi. İnşallah bu yaşadığımız olaylar onlar için de bir uyarı olur ve bir an önce tekrar e, Azerbaycan topraklarının kurtuluşu için daha somut adımlar atılır. Belirttiğim gibi hepimiz için barışçı yollar, sulh yolu öncelikli. Ama karşımızdaki düşman bundan anlamayınca, ...Azerbaycan gereken cevabı vermek zorunda kalmıştır ve... E, ...Azerbaycan bugün son derece meşru bir hareket, harekatın içindedir. Bu harekat Azerbaycan topraklarında gerçekleşmektedir. Bu e, bir iç e, güvenlik problemidir. Ve Azerbaycan kendi topraklarında bugün bir iç güvenlik operasyonu... ...bir iç e, te, dahili tehlikesizlik ameliyatı geçirmektedir. E, bütün dünyanın da bunu böyle görmesi gerekir. E, ve Azerbaycan... Son derece haklıdır bugünkü tutumunda ve biz de Türkiye olarak yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Josefer, halihazırda bildiğimiz kimi Minus grubu Türkiye, Almanya, İsveç, İsviçre, Lencce ve Belarusya ve üç şemsadır yani ıı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve ıı, Rusya'dan ibarettir. Təəssüf olsun Minus qrupun üzvlərindən yalnız Türkiyə bir konstruktiv mövqe tutur və fikirlər söyləyir. Sizcə bu niyə belə baş verir? Minsk grubu başlangıçta sorunun çözümü konusunda oldukça aktifti. İlk başta eş başkanlık sistemi yoktu biliyorsunuz. Önce İsveç daha sonra Finlandiya başkanlığı üstlendi. Sonrasında eş başkanlık sistemi geldi ve zaman içinde aradan geçen bu 25 yaklaşık 25 sene içinde eş başkanlar bu meseleyi biraz da kendi tekellerine topladılar. Ve kendi istedikleri şekilde yönlendirmeye başladılar. Diğer devletlerin de Buna karşı ilgisi, yukarı karabağ problemine karşı ilgisi eskisi kadar kalmadı. Ee, biz bu süreci tekrar canlandırmayı arzu ediyoruz. Minsk grubu üyelerinin aktif biçimde çözüm yolunda adımlar atması e, inşallah bundan sonraki aşamada gerçekleşir. Çünkü e, bu, bunun böyle bir bu tür bir atalet içinde kalması, bu tür bir hareketsizlik içinde kalması Azerbaycana karşı. Mağdura karşı, kurbanlara karşı ve bir milyondan fazla kaçkın göçküne karşı yakınlarını e, o topraklarda e, şehit kurban bırakmak zorunda kalan kardeşlerimize karşı çok büyük bir haksızlık. Bu haksızlığın bir an önce giderilmesi için herkesin adım atması lazım. Bütün uluslararası camianın artık somut adımlar atması lazım. İnşallah bundan sonra bu adım gerçekleşir. Azerbaycan'ın kararlılığı karşısında da devletler, uluslararası camia daha hızlı adım atmak kararlılığında olur. Bakın biz az önce de söyledim. Problemin barışçı yönlerden çözümlenmesi Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da birinci önceliğidir. En, en öncelikli prioritetidir. Ama karşımızdaki bunu anlamayınca Azerbaycan bugün mecbur kaldı ve o topraklarda bir operasyon gerçekleştirmek durumunda kaldı. Aslına bakarsanız Bugün içine geldiğimiz e, bu durumdan en fazla zararı gören Ermenistan'ın kendi halkı. Ermenistan yönetimi bugünkü bu tutumuyla, e, bu ulus hukuk tanımaz terörist tutumuyla en büyük zararı kendi halkına vermektedir. Azerbaycan'ın nüfusu müstakilliğin ilanından bu yana geçen sürede e, 8-8,5 milyondan bugün 10 milyona çıktı. Buna karşılık Ermenistan'ın nüfusunun gittikçe azaldığını görüyoruz ve birçok insanın Ermenistan'dan kaçtığı bir vaka ...nüfusu neredeyse yarı yarıya denebilecek seviyede, en az üçte bir seviyesinde azaldı Ermenistan'ın. Bu Ermenistan halkına karşı büyük bir saygısızlık yöneticilerinin yaptığı. Ermenistan bugün Azerbaycan gibi, Türkiye gibi komşularıyla barış içinde yaşasa... ...muhakkak daha müreffeh bir devlet olacak. Daha refah içinde yaşama imkanı bulacak. Onun için ben hem uluslararası camiayı hem Ermenistan'a artık aklını başına toplayıp Azerbaycan gibi, Türkiye gibi iki büyük komşusuyla barış içinde ve dostane bir anlayışla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya yol bulması gerektiğini söylüyorum. Ve umudumuz bugünkü sıkıntıların bir an önce barışçı yollardan halledilmesi. Ama Azerbaycan şu kadar şunu da göstermiştir ki topraklarını kurtarma konusunda Azerbaycan son derece kararlıdır, bunun için ne gerekirse yapmaya hazırdır ee, ve bu konuda da gerekli adımları atmıştır. İnşallah e, Azerbaycan'ın bütün topraklarının işgalden azat olduğunu yakın zamanda görmeyi hepimiz umut ediyoruz, hepimiz bekliyoruz bunu. İki format var, biz grupu, hemşerilerin formatı ve biz görür ki özün doğrulmadı ve zamanın talebine göre 21. esirde yaşayırız. 90. yılların durumu tamamen başka, 20. esirin, 21. esirin durumu tamamen başka ve biz görük yeni format ortaya çıkıp Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan. Siz onu nece görürsünüz? Bakın bugün e, e, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı bu harekatla birlikte e, uluslararası alanda bütün dengeler tabii ki yerinden oynadı. Her şeyi baştan düşünmek gerekiyor ve e, mevcut proseslere ilave yollar da düşünmek gerekiyor. Bu problemin halli konusunda artık somut adımlar atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı müddetçe Azerbaycan e, kendi topraklarını kurtarmak için benim görebildiğim kadarıyla gereken ne varsa yapmak azim ve kararlılığında. Söylediğiniz seçenekler de tabii ki düşünülebilir, değerlendirilebilir e, ve değerlendirilmelidir de. E, ama Herkesin anlaması gereken bir şey var ki bu problemin artık çözümsüz kalabilecek vakti kalmamıştır Azerbaycan'ın sabrı tükenmiştir Azerbaycan'ın e, sabrı son derece zorlanmıştır bugüne kadar Bu nedenle sorunun halli problemin halli yolunda artık somut adımların konkret adımların atılmasının vakti gelmiştir e, yoksa Azerbaycan kendi yolunda e, devam edecek gibi görünüyor ve biz de bu konuda Azerbaycan'a elimizdən gələn dəstəyi verməyə davam edəcəyik. Rusiya xarici işlər nazirliyi təklif edir ki, rus türkmənları Dağlı Qarabağ'a girsin, belə deyir. Təbii ki, birtərəfli biz onu ıı, qəbul etmirik. Belə prosesdə bir razılaşma şəklində icra olunmalıdır və siz belə bir şey təklif olduqda Türkiyə orada rol oyna bilər. Bakın, ıı, barış gücünün bölgəyə gəlməsi bugüne kadarki barış planlarında yer alan bu MIS grubu çalışmalarında kabul edilmiş prensiplerden biri fakat bunun nasıl olacağı, kimin tarafından icra edileceği, hangi devletlerin katkı yapacağı konusunda bugüne kadar alınmış bir karar yok. Bunun içinde MIS grubunun içinde bununla ilgili bir çalışma grubu da oluşturulmuş zamanında ve bu çalışma grubu da hala faaliyetine devam ediyor herhangi bir sonuç almamış olmakla çünkü bunun faaliyetleri de kabul edilecek kapsamlı bir barış çözümü ile ilgili barışın sağla, çözümün sağlanması ile ilgili bir planın parçası olarak ortaya atılmış durumda bu görüşler. Bütün bunlar şu an için hala tartışma konusu spekülasyon konusu. Biz bahsettiğim gibi tabii ki böyle bir durum ortaya çıktığı zaman Türkiye olarak yine aynı şekilde Azerbaycan'ın yanında Azerbaycanla birlikte onun istediği çözüm koşulları içinde. Bu, bu tür bir çalışmaya da kara, destek olmaya biz hazırız. Bu Agit e, Mis grubu içinde kurulmuş olan çalışma grubunun da bir üyesi Türkiye ve e, Barış Gücünün nasıl kurulacağı, nasıl bölgeye geleceği, ne görev yapacağı, görevinin ne olacağı konularında e, Türkiye olarak biz bugüne kadar gereken katkıyı yaptık. Bundan sonra da yapacağız. üzerimize bir görev düştüğü takdirde de bunu seve seve yerine getireceğiz. Çünkü Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısının dinmesi demek, bizim de yaramızın düzelmesi demek. Bu e, yukarı Karabağ problemi ikimiz için de aynı derecede önemli, büyük bir yara. Bu çözüldükçe bizim de içimiz rahat edecek. Ahırıncı sualımız bizim size canım sefir. Siz bizim e, verişin evvelinde Toz barisinde, Toğuz olaylar hakkında danıştınız. Ve biz bir ki Ermenistan tarafı Azerbaycan'ın strategiya obyektlərinin vurmağı barəsində hədələr irəli sürmüşdü. Və biz bir ölkənin ərazilərində strateji kəmərlər keçir. Yəni həm qaz, həm petrol, həm də dəmir yolu. Lakin bu ə, obyektlər belahaq əhəmiyyətlidir. Yəni bu nə Türkiyənin, nə belahaq miqyasda olan, Lahirlərdə olan bir mühüm bir ə, obyektlərdir. Böyle bir tähdər gösterildik de Ermənistan tarafından. Biz hansı adımlar ata bilirik? Beynalxalq təcrübədən ileri gelen adımlarla bağlı ne ilə Azerbaycan Azərbaycan dün gece e, çok ciddi bir adım attı. Ve Azərbaycandaki sivil hedeflere e, ateşlenmek üzere olan iki tane füzeyi Ermenistan topraklarında imha etti. Bu Azerbaycan'ın meşru bir savunma hakkı, kendisine karşı yönelmiş olan bir saldırıyı kaynağında Ermenistan topraklarında da olsa kaynağında imha edeceğini ortadan kaldıracağını, böyle bir tehdide izin vermeyeceğini bir kere daha açık biçimde göstermiş oldu. Bu ayın 10'unda Gence'ye karşı düzenlenen saldırıda Maalesef 10 tane kardeşimizi kaybettik. Ve bu saldırı son derece haksız biçimde, bütün uluslararası insani hukuka aykırı biçimde, uluslararası savaş hukukuna aykırı biçimde sivillerin üzerine Gence gibi Azerbaycan'ın en yoğun nüfusun yaşadığı şehirlerinden birine ve direkt şehir hedef alınarak yapılmış bir saldırı. Azerbaycan, e, Gence saldırısına kadar e, bu konularda adım atacağını söylemişti. Ve bu saldırıdan sonra da işte dün gece hepimiz şahit olduk, e, görüyoruz. İki tane e, saldırı hazırlığında olan füze yok edildi. Bu bize Azerbaycan'ın kendi topraklarına karşı, kendi halkına karşı gerçekleştirilecek saldırıyı def etmek için mümkün olan ne yol varsa hepsine başvuracağını gösteriyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi tovuz saldırısında hedef alınan bölge Bakü-Teflis-Ceyhan-Tanap Bakü-Teflis-Kars demiryolu gibi boru hatlarının demiryollarının geçtiği çok önemli bir bölge. Sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında bağlantı sağlayan bir bölge değil. Ve bugün artık Azerbaycan'ın, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısını da sağlayan Güney Gaz Koridorunun bir parçası da buradan geçmekte. Dolayısıyla Ermenistan'ın bu saldırganlığı sadece Azerbaycan'ı hedef almıyor. Aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğini de hedef alıyor. Bu bakımdan üzerine dikkatle düşünülmesi ve Ermenistan'a tepkilerin son derece açık biçimde verilmesi gereken bir saldırı bu. ...biz bütün devletlerin bu konuda uyanık olmasını ve, ve dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Ermenistan daha önce de belirttiğim gibi bir terörist devlet olarak hareket ediyor. Ve terörist bir devlet olarak da artık gözünü karartmış, hiçbir şekilde ayrım yapmadan, hedefin ne olduğuna bakmadan... Bütün gücüyle Azerbaycana zarar verebilmek amacıyla çalışıyor. Mingeçevir'deki hidroelektrik santrale yapılan saldırı da aslında bunun bir parçası. Ve Ermenlerin Ermeni devletinin ne kadar yalancı olduğunu, ne kadar saldırgan olduğunu bu şekilde bir kere daha görmüş olduk. Biliyorsunuz Tovu hadiselerinden sonra Ermenistan bütün dünyaya Azerbaycan'ın Metsamor nükleer santraline saldırmak niyetinde olduğu yalanını yaymıştı ve e, bu, bunun ne kadar yalan olduğu halbuki Ermenistan'ın Azerbaycan'da bu tür stratejik hedeflere karşı halkı hedef alan e, doğrudan e, bu tür yerlere karşı saldırmak konusunda hiçbir çekinmesinin olmadığını bizzat e, yaşayarak şahit olarak hepimiz öğrenmiş olduk. E, bütün dünyanın bunu dikkatle yaklaşması ve bunu dikkatle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu terörist devletin eylemleri hiçbir sınır tanımıyor ve bunun yapacaklarının sonunun olmadığını görüyoruz. 1992 senesinde Hocalı'da yaptıkları katliamı bugün de Azerbaycan'ın Terter bölgesinde, Gence bölgesinde, Ağdam bölgesinde, e, diğer rayonlarında hiç çekinmeden yapabileceğine hepimiz şahit olduk. Gence'deki saldırı gerçekten de e, bütün dünyanın gözlerini açması gereken, bütün dünyaya uyarı yapması gereken, ikaz etmesi gereken, dünyayı ikaz etmesi gereken bir saldırı. tovuzda stratejik hedefler seçilmişti. Ve artık doğrudan insanlara yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Bu bir yandan Ermenistan'ın ne kadar aciz durumda olduğunu, ne kadar çaresiz durumda olduğunu gösteriyor. Ama bir yandan da, artık e, köşeye sıkışmıştık psikolojisi içinde hiç düşünmeksizin hiçbir ayrım yapmadan her yere saldırabileceğini gösteriyor. Onun için bütün dünyanın geldiğimiz bu noktayı ibretle ve dikkatle takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ermenistan'a karşı bir an önce tedbirler alınması gerektiğini ve bu saldırganlığa dur denmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağ oluz. Sözünüze göre minnettarım size. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ Çok sağ oluz.